Evet. Evet gençler, günaydın. Karın zeli tutulumu olan bir vakamdı. Yaklaşık 4 yıl önce total peritonektomi ve de IPEC yapmıştım. Şimdi tekrar karın zarının sol tarafında bir yerde bir tutulum gördüm. Çok başarılı giden bir tedaviydi. Ve biz bunun yani röportajlarını da yapıyoruz. Yani karın zarını yüz tutan ve total peritonektomi yaptığımız vakalarda yani bu kadar 4 yıl gibi uzun bir başarı literatürde az ve o kadar başarılı takip etmişiz ki bugün bu noktadayız. Şimdi de karaciğerin o hep söylediğim kuytu yerlerinde, saklanan yerlerinde tekrar lezyon var. Hastanın acı çekmesin ve de hasta kasmasın. Evet. Bugün onu geleceğiz gençler. İnşallah yüzümüz gülecek. İnşallah avantaj sağlayacağız. İşte HIPEC, PIPAC, %100 sitorediksiyonun bizim ameliyat videolarındaki kıymetini anlıyorsunuz. O yüzden de bugün bu vaka buna bir örnek. Bir görelim birlikte, ona göre yardımlaşalım gençler. Evet. Bakın şöyle açtık. 4 yıl önce PIPAC yaptığımız, HIPEC yaptığımız vaka. Total peritonektomi yaptığımız için bağırsaklar çok huzurlu yapışmış durumda. Zaten bu yapışıklıktaki amacımız ne? Peritonda serbest gezişini, serbest seyahatini, terörist hücrelerin bir yandan önlemek. Ama karaciğerin sol tarafını şöyle koyalım. Karaciğerin sol tarafının altında şöyle yumuşak alanlar vardı bu vakada. Ve burada o hadiseleri görebiliriz diye düşünüyordum ben. Ve o yüzden de bilerek girdik. Aspiratörü götürün bakalım. Şöyle eğilerek bakarsanız gençler, bakın şuralarda şu yumuşak dokuları gördük ameliyata girmeden önce. Ben biliyordum şunları. Bunları örnek olarak alacağım. Başka bir yere ilerlemeyeceğim. Çünkü hastamı yormamak. İkinci bir şu dokuyu alacağım. Bakın şurada. Bunu biliyorum zaten. Onu Babcock'la tutsun hocamız. Teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle. Bunu da şöyle. Hissetmezse olmaz. Bakın. Burada biraz karaciğerin kapsülünü almak istiyorum. Çünkü o kapsülünü orada tuttuğunu biliyorum. Hocam sen bunu, şunu sen tut. Öbürünü şöyle bir ekartör daha getirelim. Karaciğerin sol lateral segmentinin altındaki kapsülüne yapışık olan bölgeyi alıyorum şu anda. Biraz da bu tarafa doğru. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Ama bu granülasyondan daha fazla bir doku gelmeyecek. Ben bu hastam için mutluyum. Demek ki 4 yıl önce yapmış olduğumuz çalışma çok başarılı ve güzelmiş. Ve demek ki gerçek peritonektomi yapıldığında, hani o videolarınızı görüyorsunuz ya bu kanalda, demek ki öyle yapıldığında 4 yıl sonra daha karın sapasağlam ve tertemiz oluyor. PET'lerde küçük tutulum görmüştük ama onların granülasyon dokusundan öteye geçmediğini gördüm. Ben mutluyum şu anda hastam için. Şuradaki şu dokuları da biliyorum. Şunları da görmüştüm. Burada. Bir de şu kavdat dokla aradaydı. Zaten onu aldım. Orayı tutabilir diye. Şu granülasyon dokularını da alacağım. Çünkü onların hepsi böyle incecik yapışıktı zaten yüzeylerde. Bakın. Pensetle de tutabilirsiniz. Bakın. Şu dokuları alacağım.
Günün sonunda bunlar var. Bunlar bana göre granülasyon dokusuna öteye geçmeyecek. Karaciğeri sol lateral altı genişler. Evet. Üstündeki şu tutulur dediğimiz yerler temiz. Şurada bir yer daha var. Bakın hissediyorum onu. Onu da alacağım oradan. Evet arkadaşlar, işte şurada da bir tane üstte de vardı filmlerde. Onu da alayım. Sonra sizi yapacağım. Tekrar çağır. Teşekkürler. Yapışıklıktan aldık bir granülasyon dokusu, gidiyoruz demedik. Yukarıda da biliyorduk. Yukarıda da biliyorduk diyafram üzerindekini. Bakın aşağıya kadar aldım onu. Temizledim. Aspirledim. Bakın şuradaki nodülü gördüm. Ne oldu? Bu genç kadını bu hadiseden kurtardık. Kalbin tam zarının üzerine yapışan yerdeydi. Bakın. Gördünüz değil mi? Bakın onu şimdi çıkaracağım. Şurada bakın. Ve ekibimiz de bunu görebildiğimize mutlu oldu. Mutlu oldunuz değil mi ekip? Evet. Bakın. Bakın. Kalbin zarıyla birlikte alıyorum onu. Öyle mi? Babacığım beni beğeniyor musunuz derdi. Evet, beni beğenmiyorsunuz diyorsunuz ama gördüm nasıl buldum. Bunu bulabilmek marifet işte. Değil mi üstadım? Kesinlikle. Rahmetli babacığım öyle diyordu. Evet. Bu vaka kıymetli bir vaka oldu. Buradaki bunu bulabilmek kıymetli oldu. Bunun yerini önemsiyordum. Benzer bir şekilde falciforum dibinde bir parlaklık vardı. Alttaki parlaklıklar aynı şu granülasyon gibiydi. Onları biliyorum zaten. Şu falciforum köşesinde şurada bir yerde de nodüle benzer bir şey vardı. Onu da bakacağım. Evet. Başka bir şey yapacağım. Birazdan çağırayım gençler. Evet. Gençler, bu total peritonektomiyi öğretirken saklanan köşeler diye bir literatürüm vardı. Hatırlıyor musunuz? Ne dedim? Falciforum dibine saklanır. Orayı temizlemiştim onu bile bile. Ona rağmen bak orada bir tane daha. Şöyle baktığınızda cesamet olarak. Nereden baksan efendime söyleyeyim 3 aylık cesamet de orada. Bir arkadaş gene oluşmuş. Onları alıyorum. Bir tane daha. Çünkü ben bunu saklanacağı yerler. Hani çocukken saklambaç oynardınız ya. Onun nereye saklanacağını bildiğin zaman ebe olmazsın. Tak diye bildir. Ondan sonra gidersin. Pastanın hikayesini öyle yazayım yani. Çocukluğumda saklambaç oynama konsepti. Gördünüz, şurada bir tane de buldum. Zaten bunlar filme girmeden önce bakmıştım röntgenini. Ondan sonra da onu da çıkardım. Tamam o zaman. Bakın orada o kadar küçük ki mercimek kadar. Göremedim artık. Gençler birazdan sizi bir daha çağırayım. Evet. Teşekkür ediyorum gençler. Kafanızı biraz çekiverdiniz. Bak eğilip şunu çıkardım minnacık şu kadar. Kıymetli. Haypek ya da pipa ihtiyacımız yok. Zaten onun lokal nodülleri aldım. Ondan sonra da orayı da temizledim. Onun da yerini biliyordum orada. Şuradaki granülasyon dokusunu biliyordum. Şu şeye girebilirim birazcık. Şunun altındaki yere. Şurada da bir tane tabliyem var. Onu da alabilirim. Çünkü kavdatın altına da bir tane geldi. Şimdi bakın.
Biraz da kavgasın köşesi. Görsün. Gördün mü? Buradaki biraz da şöyle şurada gördünüz mü? Bak. Gördünüz mü? Minnacık şeyleri buldum. Kavgatın altına doğru. Gideyim. Şu kalınlaşmayı göreyim. Gördün mü? Sümük yuvarı yıkılmış. Bunlar radyoterapi yaptığım yerinde. Hissettin mi? Kavgatın altına şu alanın da. Burada köşede var olduğunu biliyorum ama şu köşeyi aldım. Orasında aldım. Orada yok zaten. Ama şu köşesini almışım. Ondanı vereyim orada. Şöyle bir ekar takı 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 çocuklar. Kavgada ta arkaya doğru. Winstow'un boşluğunda. Tamam. Bakın. Ta aşağı indim. Yerlerini bilerek gitmem. Bakayım önemli olur. Bir seksiyon ve bir öpsoları. Şu. Kaçıyor, kaçıyor. Bu artı. Ürünü alın. Erterendeki lehmanları. Şöyle mi? Şöyle o lehmanları. Bu lehmanı şey değil. Özetelyama çok lehmanı görüşmekler ama olsun. Bak lehmanı gördünüz. Gördün mü? Alttaki arteri biliyorduk. Ya bu lenfnodlar da parlayıp da hastayı pette acaba var mı olmasın? Bakın alttaki arteri gördü. Bu lenfnodları gördü. Bunların parlak olduğunu biliyordum da ondan alıyorum. Hani radyoları şaşırtmasın diye. Gördün mü? Bu lenfnodları verdim oradan. Girmişken hani elimde kalmaz. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Al şunu. Bilerek bu parlaklığı radyoloğu şaşırtmasın diye aldım bunu gençler. Yoksa bravo değil yani. Şöyle lenfnodlarını aldım. Lenfnodlar çok gitmez zaten ben de söylüyorum ama aldım. Orada küçük bir parlaklık oluyordu. Şöyle şurayı görüyor musun sen? Onları da aldım ki parlamasın. Evet. Ben mesela aylarca bunları kaybedeceğim diye kemoterapi vermek yerine o kadar gentle bir şekilde bunların temizlenmesini ciddi alıyorum. Gençtir. Ne olacak? Bu hasta yarın taburcu olacak sonunda.
O kadar büyük bir işlemden sonra. Evet. Bence yeterli ve başarılı. Burayı da aldık. Evet. Burayı da aldık. Buradaki diptekileri de aldım. Bunu aldım. Bunun yerini biliyordum. Onu aldım. Hepsini aldım. Evet, harika oldu. Gençler, özetleyelim. Ev sunumuzu bırakalım. Konuyu kapatalım. Şu tamponları alın bakalım. Diren bile koymaya gerektirmeyecek kadar güzel bir işçilik oldu. Değil mi? Güzelce kurulayım. Ev sunum için sizi birazdan çağırayım gençler. Evet gençler, çok önemli bir iş oldu. Tabii ki yerlerini bilerek girmemiz, karındaki 4 yıl önceki total peritonektomi etkisiyle her yerin yapışık olduğunu bilmek ve yerlerini bilerek nodülleri almamız ve de hastamızın çok sağlıklı ve temiz oluşu. Tabii ki 4 yıl önceki yapılan ameliyatın linkini ben bu videonun yanına koyayım ve orada da inşallah onu da görün. Ne kadar başarılı bir ameliyat yapmışız zamanında. Çünkü PIPAK bir total peritonektomi öyle bir esprili bir iş değil. Hani öyle hani hadi bakalım öyle yaptık gidiyoruz işi değil. Çok ciddiye almanız gereken bir iş. Hani öyle hemen sokaktan hemen herkes yapıversin değil. Çok temiz ve titiz. O videolarda gördüğünüz kadar temiz çalışmalıyız. Hani bu hastaların sonuçları ne oluyor? Karnı içi nasıl oluyor? Ve ne kadar sağlıklı oluyor cümlesini yarın bu hastayla bir röportaj yapalım. Ve siz o röportajı da izleyin inşallah. Dolayısıyla da ne kadar önemli işler yapıldığını anlayın. Bu arada karnı kapatmaya başladım bile. Neyse şöyle sakince Efsun bırakalım. Hadi gelmiş geçmiş olsun bakalım. Karnı kapatalım. Videomuzu da sonlandıralım. Hadi Efsun'uz bırakın kızlarımız. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Sen de bırak. Evet. Geçmiş olsun.